Az da konuş orada. Sen bak, sen çok işe olsun. Bak, sen her kulüye işin var. Herkes, sana bak, bak. Sen her şeyi kaçırsın. Bak, konuştum, konuşurum ha. Sizden muhtarı var. Sus. Bu köyün muhtarı var. Sen kardeşim, ben burada konuşuyorum. Sesi çıkarmayın. Abi, gel aşağı gösterelim bana. Tamam. Konuşma. Köyün muhtarı mı bu? Muhtarım, lütfen hani sesin çıktı. Tamam. Hadi sen şey yapma. Kapattığın için mi? Kapattığın için yapma. Tüm kesme. Kim? Yusuf Sanat yol kesmedi ki, Yusuf Sanat değil mi? Az bir dakika, ne oku bakayım şeyleri. Kim Yusuf? Kim o? Yusuf Sanat, benim babam. Söyle. Sen kim okuyun? Yusuf Saraç burada mı? Yok. Tamam. Yaşar Balcı. Yaşar Balcı, bu tarafa gelsin. Yaşar Balcı, şikayet mi sizi? Tamam sizi. Bir gelsin bu tarafa, karışmasın. Kaymakamlık görevini yapıyor. Dur bakalım. Gülsüm Keskin burada mı? Gülsüm Keskin mezar camyanda. Tamam. İsmail Keskin burada mı? Benim buradayım. Tamam. Sen geç bu tarafa. Bekir Aydın bu tarafa geçsin. Bekir Aydın yok. Başladı. Muhsin Aydın. Burada. O da burada. Muhsin Aydın gelsin bu tarafa. Muhsin Aydın bir ay önce imzaladı. Hala işlem yaptın Muhsin Aydın. Tamam, bilemiyorum. İsminiz geri geçiyor. Davut Kılıç? Yok. İsmail Kılıç? Yok. Resul Demir? Ne kadar yer varsa hepsini... Hamide Demir? Yok. Mesele ne? Tamam da oradaki mesele ne? He. Onu bize bir izah etme şansınız var. Mesele de dur, buradaki... Size bu konuyla ilgili yazılı döküman... Geçebilir miyim? Bir dakika. Ama yeri kesen, en son yeri kesen bir kişinin adı. Ha, bir kişi sadece benden ifade al. Mesele de İlyas abi orada, bir daha. Biz 1000 lira müdahil mi? İşim var orada. Sadece isim var, şey oldu, müdahil değil. Müdahil mi? Sadece yok. Buraya toplandığımıza dair ben imza alacağım sadece sizden. Yok, tamam. Bir şey yok. Bunun fotokopisini alabilir miyiz? Vereceğiz, vereceğiz. Toplanabilir miyiz? İmza atmayın ona ya. Vereceğiz. Öncelikle okusun, tebliğini yapsın. Soru soracağımız o şeyler var. Onu sorar. Hayır, müdahilim. Toplandığımıza dair benim fotokopisini alabilir miyiz? İmzasını atacağım. Niye imza atacağım ben toplandığıma dair ki? Benim şeyim de, niye imza atayım ben? Ben eylem mi yaptım? Ben eylem yaptım mı? Eylem değil ya. Eylem demişsin. Bir dakika. Burada davet etmişsin. Demişsin. Ama burada herkes toplanmış. Bak İbrahim Bey var, bir muhtar var. Mehmet. Herkes toplanmış. Bunlar da imzasın. Ne diyeyim? 14'te burada bulunan şey. Ama niye bulunacağız biz? Biz burada yol kesmedik ki. Eylem yapmadık ki. Ben eylem yapmadım ki. Eylem yapma olayı değil. Sana kararı vereceğim. Kararı bir üst alsın. Sana karar vereceğim. Yeniden açtım diye değil mi? Bir dakika. Kararını vereceğim. Bir dakika bekler misin? Ben size anlatayım. Abi sen eli senin. Hoş kardeşim. Mustafa Şahin Bey. Arkadaşlara önce bakın. Bu şeyi bir anlatalım. Tamam mı? Önce bir dinleyin. Ama herkes bakın. Ben şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Bir dakika. Herkes bir ağzına sahip çıksın. Tamam mı? Sadece okusun sonra tamam mı? Tamam. Ne işe yaradığını size söylesin. Zaten hak muratinizi biliyorsunuz. Avukat Bey galiba değil mi? Avukat Bey vardı galiba. Yok, avukat Bey işte. Tamam. Önemli değil. Tamam mı? Ondan sonra soralım. Ama bir okusun bakalım. Bu tebliğ tebelli. Bu ne demiş? 3091 sayılı kanun uyarınca kaymakam makamıca verilen 11-5-2021 tarih ve 5 sayılı tecavüzün beni kararı ilçemiz Keş Mahallesi 2562 adı 12 parsel içerisinde bulunan ve Keş Mahallesi Esenkale Mahallesi ile Şenyurt Mahallesi birbirine bağlayan yol üzerinde bugünkü tarihi yazmıyor. 25-2021 tamam. Perşembe günü saat 14'te infazın yapılacağı ve niza konusu yerde hazır bulunacağı hususunda tebliğ tebelli. Burada hazır bulunuyor. Ay, bize öyle bir yazı gelmedi ki. Veriyor şimdi. Yok abi yok. Ya, biz hazırlamadık ki. Abi ne iş hazırlamıyor. Eylemi biz yapmadık ya. Hayır bak değil. Burada eylem bir şey yok. Eylem olsa şu an eylem olayı yok. Sana karar alacaksın. Bu ne biliyor musun? Sen de sana. İmzalayıp kararı karar sen alıyorsun. İmzalamıyorsan imzalamıyorsun demek istedim. Kararı okumadan konuşmanız. Siz önce bir kararı okusun. Gelin kararı okuyacağız diyoruz. Tamam. Size önce şimdi, tebliğ ediyoruz. Bir oku abi. Evet. Sen arkadaşlara bir amcalara. Bir kararı bir oku. Önce tebliğ, önce burada bulunca ben şu tebliği şey yapmamız lazım. Anlamam abi. Nasıl kardeşim? Karar ona ayrı. Karar kendi kararı. Bizim bilmediğimiz şey imza mı atacak? Onay mı bu? Yok bak bu öyle bir şey değil. Bu tebliğ tebliğ değil. Aynısını aynısını atmanız gereken dediği imza için bak imza? Ben burada okuyayım. Demiş ki 3091 sayılı kanun uyarınca kaymakamlık makamınca verilen 15.05.2001 tarih ve 5 sayılı tecavüzün meyve kararı. Buna çok takılmayın. Tamam, bu normal tamam. Kimine söylediğim zaman da orada ilçemiz Keş Mahallesi 25-62 adı 12 parsel içerisinde bulunan ve Keş Mahallesi Esenkale Mahallesi ile Şenyurt Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol üzerinde
20.05 buraya ait bir araç. Yani buraya ekibin geleceği, tamam mı? Ve nizâ konusu yerde hazır bulunacağın hususunda tebi tebellü ettik. Yani bu şu tebi tebellü ettik diye kısım. Burada iki arkadaş da hazır oldu. Ben de buradayım dedi. Bunu imza. Sonra orada bir nokta koyabilir miyim? İsmail Keskin, Gülsüm Keskin, Halil Kılıç, Hamide Demir, Resul Demir, İsmail Kılıç, Davut Kılıç, Yusuf Kılıç. Bu adamlar bu da diyecek. Buraya bile gelmedim oğlum. Bunu niye yazmış buraya? Bunu yazdılar. Niye yazdırmış buraya? Bunu açıkla bana. Bununla alakalı bir tutar var mı? Bir de bak. Verilen şeyde isimleri geçiyor. Yapılan iş öyle zaten. Yakışıklı. Bunu kim verdi size? Bunu kaymakamlar kim verdi? Burada İlyas Kılıç yol kapattı. Sizin memurlar geldi. İlyas Kılıç hakkında tutanak tuttular. Büyükşehir'e gitti. Büyükşehir kaymakamına verdi. Bu adamlar burada yoktu bile. Şimdi ben de sana ne diyorum? Beni dinle. Şimdi bana ben seni dinledim. Bu adam siz olmasa yiymişim jandarma. Bunlar kafaları yaptı bu işi kardeşim. Beni dinle. Siz bilmediniz. Çok işler var burada. Dinleyelim komutanım. Ya mahkeme çözer. Mahkemeye gidelim. Ya bana siz gidin mahkemeye. Ben niye gideyim? Bir dakika Muşin. Dinleyelim. Siz beni dinlemiyorsunuz. Ben biliyorum. Yaşadım ben onu. Dinleyelim Muşin. Şimdi bir dakika dinleyelim. Şimdi burada tamam mı? Sen olmasaydın zaten imza atamayacaktın. Bunun demek istediği şuradaki açılan isimler ne biliyor musun? Bu karar okunurken kim vardı burada? Yarın bir gün sen kalkıp da... O değil. Bak güzel. Bu adam bunu imzaladığı zaman İsmail Keskin yarın yol kestiği zaman hiç kimse gelmeyecek. Aynıca. Ben sadece tebliğ ettim diye. Kaymakam jandarmaya git yol açacak. Kimse ne bir şey kaldı. Ben sadece tebliğ ettim diye yol açılacak. Mustafa Bey sakin olarak söylüyorum. İlyas Kılıç bugün yolu açılacak. Bir süre resmi olarak açılacak. Şimdi Ali Veli şuradan yol kestiği zaman daha hiç kimse yaramadan onu da açıyorsunuz değil mi bu imzalar anlamında? Ben onu kaymakamda... Ya sen biliyorsun, etmek üzere. Bu işin röportörü hazırlayan sensin. Açılıyor mu açılmıyor? Ne kadar samartı imza alıyorsun sen. Ya abi sen buraya mevzuyu açıklamak için gelmedin mi? Adamlar sorduğunu açıklasana. Sen bilmiyor mu geldin kağıdın olduğunu? Ben bunu açıklarım. Bilmem gelecek şeyini bilmem. Onun gelmesinin ne biliyor musun? Gelmesi diye bir karar. Ama mevzu açıklarım. Tam kararı bir okuyun da biz anlayalım. Millet hep kafası karar. Hayır, sizin milleti şöyle. Siz daha bunu anlatamadan... Tamam. 36.940 sayılı yazısı eklerinde gelen Keş Mahalle Muhtarı İbrahim Bulat ile Şen Yurt Mahalle Muhtarı Muzaffer Hotun'un Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hitaben vermiş olduğu 28.04.2021 tarihli dilekçede ilçemiz Eski Kızılcakese Keş Şen Yurt Esenkale Mahalle Grup yoluna tecavüz edildiğine bahisle tahkikat talebinde bulunmuştur. 3091 sayılı yasa uyarınca görevlendirilen inceleme memurları 05-5-2021 çarşamba günü saat 11'de mahallinde yaptıkları tahkikat sonucunda düzenlenen dosya incelenmesinde nizâ konusu yolun kadastro kroşesinde 2562 ada 12 parsel içerisinde kaldığı, kadastro yolu olmadığı yaklaşık 40-42 yıldan beri müşteki, mütecaviz, mahalle halkı ve yol güzergahında bulunan diğer vatandaşlar tarafından kullanıldığının tespit edildiği, nizâ konusu yolun kadastro yolu olmadığı, yolda kapatılan yerin mütecaviz İlyas Kılıç ve müştereklerine ait olduğu, diğer mütecavizlerin yolu kapatmadığı burası için. Keş Mahallesi, Esenkale Mahallesi, Şenyurt Mahallesi'ne giden kadastro yolunun mevcut olduğu ayrı bir yol. Ancak yolun nizâ konusu yola göre dar olduğu ve yokuş olmasından dolayı kadastro yoluna alternatif olarak 40-42 yıl önce yerel yönetimler tarafından açılan yol olduğu ve yolun açıldığı zamandan günümüze kadar kullanılan yaklaşık 11 metre genişliğinde aktif kullanılan bir yol olduğu mütecaviz İlyas Kılıç'tan yoldan geçen taş ve kum arabalarının yolda toz oluşturduğundan ve tonajlı geçtiğinden dolayı rahatsız olduğunu ileri sürerek 15.04.2021 tarihinde 2562 adı 12 nolu parsel ile 13 nolu parselin birleşiminde bulunan yolun kenarında kazık çakmak ve kazıklara ip bağlamak suretiyle ulaşıma kapatmak suretiyle tecavüz ettiği, her ne kadar nizâ konusu yolun ciddiyeti mütecaviz İlyas Kılıç ve müştereklerine ait olsa da yıllardan beri yaklaşık 40-42 yıldan beri kullanıldan dolayı mahalle halkı ve yol güzergahında bulunan diğer vatandaşlar tarafından da kullanılan yol olduğundan 3091 sayılı yönetmeliğin 30,
5. maddesi uyarınca bir demiş, mütecavüz İlyas Kılıç tarafından şikayet konusu yere yapılan tecavüzün menine. 2. Dava konusu taşınmaz üzerinde üstün bir hak iddiasında bulunanların ilgili ve yetkili yargı yoluna gitmekte serbest olduklarına, soruşturma sırasında davacı tarafından harcanan tüm giderlerin davalıdan icra yoluyla davacıya tarafına alınmasına, gerekli tebligat işlemlerinin 7201 sayılı tebligat kanunu hükümlerine göre yapılmasına, 3091 sayılı yasa hükümlerine göre 11.5.2021 tarihinde dosya üzerinde karar verilmiştir diyor. Ama durum bu. Bunlar asli ceza verdi değil mi? Bunu kaymakamı gidiyor. Şimdi ceza itiraz yapıyorsanız yargı yoluyla itirazını yapacaksınız. Göreceğiz de açacak mı? Orayı da açacağız. Bir aydan beri. Bir defa gitmediniz oraya. Ya hocam, sen de her şeyi bilmiyorum diyorsun ya. Allah Allah. Durma ya. Tam memurazıyla konuşuyorlar. Bilmiyorum dedi çıkıyorsun. Her şeyi bilmiyorum dedi. Hiçbir şey de biliyorum demedim. Budur abi bana. Sen de hiç çıkmadan gelmişsin buraya. Vallahi. Ya bir daha geleceğiz. Hayır şey, öğrenme gelecek. Kapatılacak için ben... Valla ben abi buraya çarşıdan gelirken 50 kişiye sordum. Ne şiş yansın ne kebap yansın. Adam ne var sorar. Ya nezaketen de olsa. Ya adam memur lan sen. Ya anlatın. Ben yönlendirme yapamam. Ben yönlendirme yapamam. Yönlendirme yapamam. Abi bir dakika kaymakam evde rica edelim. Ama kapatılanlar kapatırsa. Yok estağfurullah. Sen bilmiyorsun da. Yani yetkililere rica edelim de bilen bir adam göndersin. Gelin o zaman. Vallahi. Böyle burada otomayla geleceksiniz oraya. Abi kestik siz geleceksiniz. Yol biz kestik zaten. Gelecek olan sizsiniz. Taceddin Kaya tarafından kapatılan harfiyat işi sonucunda yolun kullanılamaz hale geldiğinden bahisle kaymakamlık makamına hitaben vermiş oldukları 055-2021 tarihli dilekçesi ile 3091 sayılı kanun talebinde bulunduğundan 07-5-2021 Cuma günü mahalline gidilmiş olup yapılan tahkikat sonucunda niza konusu yolun kadastro kredisinde Yaşar Vural ve müşterilerine ait 156 ada 30 parsel içerisinde kaldığı kadastro yolu olmadığı, yaklaşık 30-35 yıldan beri müşteki, mütecaviz, mahalle halkı ve yol güzergahında bulunan diğer vatandaşlar tarafından kullanıldığı, ayrıca Erenyurt, Sarı Halil, Esenkale ve Kale Dibi mahallelerinin bağlantı yolu olduğu, niza konusu yolda su giderlerine ait düzlerin tıkanmasından dolayı yola müdahalenin Taceddin Kaya tarafından değil, Sebahattin Vural, Yaşar Vural ve Mehmet Kaya'nın kontrolünde ortaklaşa alınan karar doğrultusunda özel iş makinesi ne ücret karşılığında yolun 15.92 metrekarelik kısmına çukur kazdırılarak hasar verildiği, 6-8 metre genişliğinde sahip olan yolun yapılan müdahale sonrası yol geçişinin 2 metre ile 2,5 metreye kadar daraltıldığı, yola tecavüzde bulunulduğu tahkikat... Yanlış yazmış sizden. Yol daralma diye bir şey yok. Merfez tıkanmış, geçiş. Tamam da yani aldığın, yaptığın şey değişiyor. Yani şu an gibi... geçiş ne kadar orada? Tamam da şimdi yol dar olduğu için. Tamam geçişi diyor. Yarısı ya, buradaki yarısı geçecek. Hafız olsa bu buraya geçecek. Yani yazmışsın da destan gibi bir şey yazmışsın. Yönetim 35. maddeyi uyarıdım. Mütecavüz Sebahattin Vural, Yaşar Vural, Mehmet Kaya tarafından yapılan tecavüzün menine şikayet konusu yer üzerinde üstün bir hak iddiasında bulunanlar ilgili ve yetkili yargı yoluna gitmekte serbest olduklarına, soruşturma sırasında harcanan tüm giderlerin müştekiler tarafından mütecavizlerden alınmasına, kararın bir örneğini Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilisine tebliğine, 3091 sayılı yasa hükümlerine göre 12.5.2020 tarihinde karar verilmiştir. Allah Allah, sen savunmaya kendi kafan görmüşsün Bunu kaymakam yazmış. Ben kaymakam yazması değil o. Sen yazmışsın kaymakam yazmış. Ben yazma değil. Neyse tamam. Adam gitmiş öyle gide kapatmış. Nereye? Oteyi. Sebahattin alacak mı karardan? Sebahattin tamam, Murat. Fark etmez bir tane verdi önemli. Bu da karar. Yok kapatma.